Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün biraz hüzünlü bir veda videosu olacak. Çünkü Asya'dan ayrılıyoruz arkadaşlar. Bir önceki sahibi bilenler vardı. Bir mecburiyetten dolayı sahiplendirme yapmıştı. Ve ayrılığına dayanamayıp tekrardan istedi arkadaşlar. Ben de zaten kendisine şunu demiştim. İstediğin zaman gelip alabilirsin veya ziyaret edebilirsin. O da daha fazla dayanamadım. İşte gelip almak istiyorum dedi. Kendisine bir bahçeli yer ayarlamış. Orada gidip inşallah sahibiyle beraber daha mutlu bir şekilde yaşayacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü son zamanlarda hissettim ki sahibini gerçekten arıyor arkadaşlar. Bir süre sonra özlemeye başlıyor. Hatta bazı alışkanlıklarını sahibinden kalma olduğu için yapmıyor burada. Mesela sahibi başında olduğunda yemek yiyormuş. Şu an çok fazla yemek de yemiyor açıkçası. Ne versek yemiyor çok fazla. Çünkü sahibini arıyor. Şimdi Melih abi gelecek sahibinin adına. Kendi aracıyla gelecek. Biliyorsunuz Melih abi de Ateş Veterinerin sahibiydi arkadaşlar. O gelecek inşallah. Alıp götürecek köpeği. Daha güzel bir... Hatta şu an arıyor beni. Daha güzel bir yerde bakacaklar derken Melih abi geldi. Hemen şöyle dışarıya çıkalım arkadaşlar bir. Evet, Asya'mızla son dakikalarımız. Bu da bademiz burada. Ve Melih abi geldi. Abi hoş geldin. Biraz parkur gibi burası. Sıkıntı şuradan yok, geçmen lazım. Kaçmasınlar diye doldurdum burayı. Nasıl ya? Tanıyor değil mi abi seni? Yapamazlar. Herhalde aşılarını falan da sen yapıyorsun. Ha, hepsini ben yaptım. Abi hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Ne var yok? Vallahi ne olsun. Ya bir şey merak ediyorum da çok yemiyor abi ya. Niye? Normalde de mi öyleydi? Ne kadar yiyor mesela? Çok az yiyor yani. Mesela bak. Gram hocam önemli. Şurada yoğurtlu yumurta kırdım içine. Normalde dün yemişti, şu an çok fazla yemedi. Dün ciğer kaynattım, ciğer verdim kendilerine. Onu da yemedi çok fazla. Hani az yiyor ama. Şey iyi görünüyor, bir problem varsa zaten müdahale ederim problemi. Bir sıkıntı yoktur değil mi şu an? Kız dur bak, üstüme başım patırmadan. Abi böyle. Aa seni tanıdı ha değil mi? Ya tanımazlar. Oo arkadaşlar. Melih abi de sahibi gibi aslında. Sürekli ilgileniyor, onun bakımlarını yapıyordu. Bakın nasıl sen özlemiş. Sen ne yapıyorsun? Bu da bizim küçük abi. Nasıl, o da sağlıklı mı? İyi görünüyor mu? Yani fiziki olarak iyi görünüyor. Değil mi? Dur. Sahiplenen erkek tutuşu yapıyor. Evet. Şimdi Asya veda demek. Değil evet, mi abi? Evet. Artık bundan sonra bizimle. Kesinlikle. Bizimle. Bence daha güzel bir yerde yaşayacağına inanıyorum. Çünkü seni tanıyor. Daha rahat olacaktır. Aynen öyle. Daha rahat olacağına inanıyorum. Çünkü bak, burada bir kıskançlık krizine giriyor. Oo bak. Yine aynı durum oldu. Aşırı kıskanç. Bakalım ya, iyi olur inşallah. Hani i̇nşallah bir düzen abi. Tutamadı hayvanın şansı ama. Hey ya bundan vallahi. Sonrasında herhalde ama bundan sonra inşallah arkadaşlar düzenli bir şekilde kalacak. Nasıl özlediğini görüyorsunuz zaten. Bak baba bizimki de orada senin ayaklarına gidiyor abi. O da kıskanıyor abi. Kız sen ne yapıyorsun? Abi bunun aşılarına getirmem lazım. Getir gecikme. Gecikmeyeyim aynı. Yani distemper çok fazla var bu ara, Allah esirgesin. Yani gençlik hastalığı falan olabilir değil mi? Allah muhafaza. Yani şu an aşısız korumasız. Bir tek işte iç dış parazit var, o da bir işe yaramaz çok fazla şey, hani. Parazitten korur da distempera bir etkisi yok. Aynen korur. Öyle. Ne zaman getireyim? Yarın getireyim mi? İlk fırsatta getirsin. Aynen. İlk fırsatta getireyim arkadaşlar o zaman. Şöyle yavaştan veda edelim mi? Evet, ben alıp kaçayım çok. Aynen abi. Ben seni çok fazla bekletmeyeyim. Arkadaşlar Asya'yla son anımız. Oraya git. Gel benimle vedalaş. Oraya git, hoşça kal da. Bu böyle hain ya. Kim başına okşarsa onu daha çok seviyor. Evet, Asya'yla veda. Şimdi nasıl yapalım abi? Ben araba yapayım. Tamam. İstersen ön tarafa mı yanaşacağım? Direkt sırtlayabilirsin. Kolay ya. Kucakta duruyor yani. Şimdi o zaman. Gel. Hop. Sana hop öğretmediler. Hoppala. Bay bay de. Hadi bay bay ya. Ya hiç umursamıyor bizi var ya şu an. Kız dur. Ooo bir de yolcu koltuğuna geçiyor. Kız kaçmak hayır, yok. Kaçmak yok. Kaçırsanız tutamayız abi. Canlı aklını alırım senin ha. Gevezelik etme orada dur. Çok dolaşma. Buraya gel. Vallahi sen gidiyorsun. Kendine çok iyi bak. Abi camı kaldır istersen. Zıplamasın. Ya zıplamadım. Otur tamam geldim. Asya geç kenara. İyi patileri falan kirli değilmiş abi. Çok fazla yani en azından öyle görünüyor. Bakın, hadi kendine çok iyi bak. Kendine iyi bak. Abi görüşmek üzere. Biliyorsun zaten beni. Yok yani sen şu an bir şey diyeyim mi? Benden iyi bakacağına inanıyorum. Eyvallah. Ben acemiyim aslında, sen daha iyi bakarsın. Eyvallah kardeşim. Kendine iyi bak Asya.
Ama ziyaretine geleceğim. Abi ziyaret edebiliriz değil mi? Tabii tabii, ne zaman isterseniz. Tamam. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Camı kapat abi, çıkar bence. Çıkmaz. Evet, Asya gidiyor. Asya'ya elveda ettik arkadaşlar. Evet, Bade şimdi tek başına kaldı. Ama bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Emin olun çok mutlu olacak Bade. Çünkü Asya hiçbir şekilde buna ne yemek yemesine ne bizimle oynamasına müsaade ediyordu. Bence Bade için de çok iyi oldu. Asya için de çok iyi oldu. Hem daha iyi bir yerde yaşayacak. Hem de kıskançlık krizi yaşamayacak en azından. Kız, yalnız kaldın. Bade? Ya var, çocuğa hiçbir şey yaptırmıyor diye. Bakın şuraya dün çiçek ektim arkadaşlar. Şu gördüğünüz yere. Ama maalesef ki onu çıkarmışlar tekrardan. Zaten Asya, Allah muhafaza. Buralarda dağıttılar. Az önce böyle yemek koydum önlerine. Yoğurt ve yumurta kırmıştım arkadaşlar. Ama maalesef yemediler çok fazla. Dün çok yemişler. Dün bayağı bir sevmişlerdi bu karışımı. Bugün yemediler herhalde. Dün gece verdim. Ciğerlerden dolayı karınları toktu. Bak bak bak, bu hemen bizimle oynamaya başladı bile arkadaşlar. Ne yapıyorsun kız? Ha, iyi oldu ya. Köpek için de iyi oldu. Ya bir dur da yürüyeyim ya. Köpek için de iyi oldu arkadaşlar. Burada çok ses çıkartıyordu. Yani şöyle normal bir köpekmiş gibi havlıyor ama buradaki insanlar için maalesef o çok büyük bir ses gibi geliyordu. Ve rahatsız oluyorlardı. O yüzden mecburen göndermek zorunda kaldık. Zaten kötü bir haber de vermek istiyorum. 2 ay sonra ben de gidiyorum buradan. Dediğim gibi köpekler burada havlayınca bu bulunduğumuz site rahatsız oluyor arkadaşlar. Hatta ben ilk kiralığımda insanlar yorum atmıştı. Sen orada barındırmazlar. İnsanlar rahatsız olur diye. Gerçekten de öyle oldu. Bakalım inşallah güzel bir yer bulursak gideriz. Ben burayı çok sevmiştim. İşte bahçeyi düzenlemiştik. Ivır zıvır masraflar yapmıştık. 2-3 ay takılırız. Sonra gideriz mecburen. Zaten Bade burada bir sıkıntı çıkartmıyor. Rahatsızlık vermiyor. Ama tek Bade ile burada da yapamayız biliyorsunuz. Birkaç tane daha köpeğimiz olması lazımdı. Ama burada onlar mümkün değil. O yüzden 2 ay sonra buradan taşınıyoruz. Burası Bade'nin kümesi arkadaşlar. Zaten bilenler vardır bir önceki videolardan. Burada da Asya kalıyordu. Hatta Asya'nın burada tasması. Asya'nın değildi gerçi, ben bunu almıştım. Asya'yı arada bir bağlıyordum. Bağladığım zamanlarda çıldırıyordu. Neyse sıkıntı yok. Bu kümeslerimizi, eşyalarımızı da götüreceğiz zaten. İyi oldu ya, Asya için de iyi oldu. Bizim için de iyi oldu. Çünkü onun böyle burada üzgün kalmasını istemiyoruz. Sahibini çok özlüyordu arkadaşlar. Ya şuna baksanız. La bir dur la. Allah Allah. Yani sahibinden ayrı kalması beni üzüyordu. Ama şimdi en azından sahibinden ve benden daha iyi bakacak birisinin yanına gitti. Sahibi de zaten ziyaret edecekmiş sürekli şekilde. O yüzden çok da iyi oldu köpek için. Biliyorsunuz biz hayvanların cinsine veya başka bir şeyine bakmıyoruz. Her zaman söylüyorum, onların mutlu olduğu yer, mutlu olduğu ortam daha önemli bizim için. Çünkü her yerde hayvan var, her yerde sokak köpeği var, kedi var. Biz onları mutlu etmek için varız aslında. Onları mutlu etmek için buradayız. O yüzden Asya nerede mutluysa oraya gitmesi iyi olur derken. Ya bu bir dur ya, Allah aşkına ya. Bade bak, Asya gittikten sonra beni ısırmaya başlıyorsun tekrardan. Oho, fena ısırıyoruz ya. Firari, arada kaçıyorsun böyle. Arada kaçıyorsun. Sonra biz seni aramayla meşgul oluyoruz. Bayağı bir kirlenmiş. Şimdi bunu bazen yıka diyorlar. Arkadaşlar bunu yıkayamam çünkü küçük bir köpek olduğu için şu an yıkamamız çok doğru olmaz. Bir de bunun aşılarını yaptırmam gerekiyor. Aşılarını yaptıracağız. Oo bak bak bak. Bazen soruyorsunuz çok mu acıtıyor abi diye. Arkadaşlar çok fazla acıtıyor. Fena bir şekilde acıtıyor yani gerçekten. Bak fena ısırıyor. Ay. Yani bildiğiniz iğne olur ya, iğneyi batırdığınızı düşünün ve iğneyle kanattığınızı düşünün elinizi. O şekilde bir acısı var. Neyse hadi ben kaçayım şöyle bir yavaştan. Bade, Bade koş. Bade, Bade gel 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 gel. Hoppala. Ay ay ay, şu burnuna baksanıza. Şu burnuna, şu ağza. Ufacık bir bebek bizimle ne kadar mutlu oynuyor. Ne oldu? Asya gitti. Asya abla gitti. Bence Bade bir şey değil mi? Çok mutlu görünüyorsun vallahi o gittiği için. Değil mi? Çünkü seninle oynamamıza müsaade etmiyordu.
Ama şimdi benim sıra biliyorsun. Evet, yerine geçti. Oh. Buranın kraliçesi arkadaşlar. Yerine geçti ve orada oturuyor. İnşallah bunu yarın, yani pazartesi, siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama ben bunu yarın büyük ihtimalle aşıya götüreceğim. Güzelce aşılarını yaptıracağız arkadaşlar. Daha sonra sağlıklı bir şekilde burada takılmaya devam edecektir. Arkadaşlar biliyorsunuz biz bu katta oturuyorduk. Bu kattan üst kata taşındık çünkü burada bayağı bir sıkıntı oluyordu. Yani buraya perde yaptırmamız gerekiyordu, gördüğünüz gibi burada perde korunaşı yoktur. Camdan stor perde yaptırmamız gerekiyordu. Gereksiz bir masraftı bizim için. O yüzden bir üst kata taşındık. Ben burayı tamamen böyle işte bahçeye giriş çıkış için kullanıyorum. Böyle daha iyi oldu aslında. Bak bak bak, küçük boncuğa bak. Küçük boncuğa bak, küçük boncuğa. Ne oldu? İçeriye gelemezsin. Dur bekle, videodan sonra gelip oynayacağız beraber. Arkadaşlar çok tatlı maşallah. Yani böyle sokak köpeğiymiş, yok cins köpeğiymiş, kesinlikle yani hiçbir farkı yoktur. Ben her zaman diyorum bu hayvanlardaki duygu, merhamet tamamen aynı, tamamen şeffaf. Mesela biz bununla aşırı mutluyuz. Bu var, bu benim için bir tane. Hatta geçen kaybolduğunda bayağı bir üzülmüştüm. Ama çok şükür ki bir yere gitmeden geri gelmiş. Kendisi geldi yani. Yani cins köpek, sokak köpeği ayrımı yapmadan gerçekten arkadaşlar böyle köpekler sahiplenebilirsiniz. Tabii ki yeriniz varsa. Arkadaşlar köpek sahiplenmek istiyorsanız sahiplendikten sonra kesinlikle ilk önce hatta sahiplenmeden önce ilk başta yerinizi ayarlamanız gerekiyor. Çünkü damda veyahut evin içerisinde çatı katında balkonda beslenmez köpek. Ben mesela buraya geldiğimden beri şunu anladım. Hayvanlar doğal bir ortam istiyor. Tuvaletleri geldikleri an yapmak istiyorlar. Ama şimdi bazı insanlar köpeklere eğitim veriyorlar. Hayvan tuvaleti gelse bile yapmıyor, tutuyor böyle saatlerce. Neden? O tuvalet saati gelene kadar beklemek zorunda. Bu da hayvanlarda benim tahminlerime göre ve duyduklarıma göre kalıcı hasarlar bırakıyormuş. O yüzden sizlerden ricam ve sizlere tavsiyem, bahçeli bir eviniz yoksa kesinlikle arkadaşlar köpek falan beslemeyin. Hem köpeğe zulümdür hem size zulümdür. Artı bulunduğunuz zaten bina müsaade etmez bunu havladığı için sürekli. Dışarıdan çok tatlı görünüyorlar. Dışarıdan çok mükemmel görünüyorlar. Ama o kadar da sorumlulukları var. Çünkü bunlar bir canlı, bunlar bir senin benim gibi duyguları olan varlıklar. O yüzden bunları böyle alalım işte balkona koyayım orada takılsın. O moda girmeyin kesinlikle. Besleyecekseniz bahçeli bir eviniz olsun. Mutlaka ama mutlaka. Kedi besleyince sıkıntı yok. Kediyi her türlü evin içinde besleyebilirsiniz. Fakat köpekte bu değişiyor arkadaşlar. Ben de bunları tecrübe ediniyorum yavaş yavaş. Mesela bu site içerisinde tuttuğumuz, kiraladığımız evde duramıyoruz. Neden duramıyoruz? Videonun başında söylemiştim zaten. Site içerisinde hayvan beslemek sıkıntı arkadaşlar. Biz buraya gelmeden önce tavuk besleyecektik, güvercin besleyecektik. İşte köpekler getirecektik ama öyle olmuyormuş. Biz mesela ben burada büyük bir hata yaptım kendimce. Site yönetimine sormam gerekiyordu. O yüzden böyle müstakil, biraz daha köy havası olan bir yerde yer satın alma veya kiralamayı planlıyoruz. İnşallah hayırlısı nasip olur. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi de unutmayın. Yine böyle seriler sizler için çekmeye çalışacağım. Bade ile ilgili videolar gelsin istiyorsanız bir beğeni atıp bunu bana anlatabilirsiniz, anlatmış olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Bir sonraki videolarımı kaçırmak istemiyorsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.